Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Altın 3 Çin'de devam ediyoruz. Son oyunda güzel bir galibiyet almıştık. Bakalım bunda ne alacağız, ne alacağız, ne alacağız. Birçok şampiyon gitti. Şurada ben bir Blitz gördüm. Bakalım bir Blitz ile başlayalım. Blitz oyun başı için çok kötü bir şampiyon değil açıkçası. Özellikle insanların genelde kerisini korumaya çalıştığı köşelerde oyunlarda. Blitz'in onu aradan çekmesi inanılmaz yardımcı oluyor. Ama son yamada her ne kadar biz Blitz adamı çektiğinde nasıl diyeyim, diğer adamların o çekilen adama vurma olasılığını arttırdık deseler bile ben çok fazla gördüm ki çekiyor adamlar. Burada Kha'Zix var. Kha'Zix demeyelim veya Kassadin var. Adam Kassadin böyle koşuyor falan gidiyor bir yerlere. Neyse. Tek sorun bu adam böyle yarım saatte kesiyor. Çok yavaş vuruyor bir de yani. Saniyede iki kere vuruyor. İki saniyede bir kere vuruyor. Şimdi... Şöyle bir şey yaptık. Burada sanıyorum Darius daha etkili olur. Çünkü manası yok rakibin. Nasıl bir şeye gideriz emin değilim. Bir tamamen duruma bağlı. Bir düşünüyorum acaba yine erkenci bir şey yapsak seçkinle alakalı. Bu durumda Kha'Zix lazım. Birinci olarak yanına Kha'Zix'in yanına şey lazım, bir Pyke lazım veya Pyke veya Zed de olabilir. Hangisi erken gelip hangisini kolay güçlendirirsek. Bir de bir tane daha şövalye lazım. O şövalyeyi de Mord'e seçsek daha mantıklı olur. Kha'Zix'i aldık. Onu aldık ama. Ya da. Şöyle de yapabiliriz ya. Direkt 3 hiçlik. Hiçlik de yardırabiliriz. Daha kesin değil bu durum ama yani hiçlik yardırma olasılığımız da var. Hatta şu item'a ben şu anda gerek duymuyorum. Şöyle yaptık. Kha'Zix zaten arka tarafa doğru atlayacak. 2 altın. Şunları da alalım satarız bir dahaki turn'de. Şimdi biz bu kompozisyonu zaten yapmıştık ama ben son videolarda söyledim. Bu kompozisyonları erken oyunun size ne kadar yararlı olduğunu göstermeye çalışıyorum. Keşke item falan düşse. Amacım tamamen o. 2 turn'de bir tane sadece düştü. Tamam şunu bir arttırdık. Seviye alsak mı acaba? Hadi bir çılgınlık yapalım. Erkenciye gitmeyiz. Belki de normal bir büyük bir kompozisyon denemeye çalışırız. Hazır burada Darius'umuz varken bunların yanına ekleyebileceğimiz bir Katarina falan çok iyi olabilir. Draven'a erkenden ulaşamayız belki ama Katarina'nın altın 3 altın olduğu için yani değeri alabilme şansımız var. Bu biraz tehlikeli. Önceliğimiz bu adamda olmalı ve bunu kesmeliyiz. Yoksa bayağı hasar verecek. 2 kişi şu anda yardırıyor ona doğru. Hadi tamam çok güzel. Bir de ulti atabilsen oy efsane oldu bu. Tamam bu çok güzel oldu. Sen de ulti atabilsen harika olurdu ama sanıyorum öleceğiz gibi. Bir dönebilirsem belki bir ihtimal ama bu şekil değiştirmiş haliyle çok fazla vuruyor bu adam. Ha! Ah be belki bir kere daha vursam olacaktı, olmadı. Hayırlısı. Şimdi Kha'Zix'ten bir tane aldık. Burada ihtiyacım olan birileri var mı diye bakıyorum. Şunu şey yaptık. Güzel adamlar geldi aslında. Soyludan baya baya of şuna bak. İnsan diyor ki değiştir kararını, soyluya yardır. Ama öyle bir şey yapmayacağım tabii. Değil mi? Yapmayacağım öyle bir şey. Geçen oyun arkadaşlar soylu kastığım oyunu eğer izlediyseniz hatırlayın. Hani tamam şansım da fena değildi ama yani böyle bir şeyin geldiğini hayal etseniz. Gerçi oyunun başında bir kere gelmişti böyle. 3 tane Vayne gelmişti, bir tane Garen gelmişti. Zaten o anda ben şeye karar vermiştim. Nedir? Soylu'ya gitmeye karar vermiştim. İyi vurdun da ben bir dönsem buradan yalan edeceğim seni. Tamam güzel. Sen de bir dönsen yalan edeceğim bizi de. Oy bu adam dönerse yalan olur. Dönerse oy tam dönüyordu. Şöyle yapalım. Garen biraz da tanklık olarak yardımcı olabilir en azından.
Satacağız zaten bu dördünü. Tamam, bu güzel, bu güzel, bu güzel. Yani. Dursunlar bakalım şimdilik. Şimdilik durum kötü değil. Bir sonraki turn'da şey seçeceğiz. Bu kompozisyona uygun olanlar benim en büyük kerim aslında burada tamamen Kha'Zix. Kha'Zix'e güzel item'lar vermek lazım. Ama şu anda gelen item'lar böyle daha çok tankımsı item'lar gibi. Bu susturmayla mı? Şey, silahsız bırakmayla alakalı. Onu da çok 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 istemiyorum. Oo, Allah'tan ona vurabildim. Gerçek hasar çok çok iyi oldu. O biraz bizi kurtardı. Şimdi şuradan iki tane de bunlardan alalım. Buradan ne alırız ne alırız? Kılıç istiyorum ama gerekli diğer adamlara da bakmak lazım. Katarina var mesela. Kata bana kalırsa ben Kata'yı alacağım, üzerindeki item'ı düşünmeksizin. Aynen, kata 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 kata. Kata 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 kata. Kata 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 kata. Bana kata sal kanka. Katarina salarlar mı bana? Katarina salarlar mı bana? Katarina salarlar mı bana? Katarina bana çok yakın olacak şu an. Tamam, ben de istediğimi aldım. Sen herhalde, o da şey gitmiyordu. Herkes mutlu bir şekilde ayrıldı buradan. Gayet güzel. Şimdi akıllardaki soru şu. Ben bu Katarina'ya şey yapsam mı? Ayağımı toplayamadım. Bir seviye atlayacağım. Katarina'yı koyacağım ama. Katarina'ya çok yararlı olmasa da bu item. Ölmez diyerekten şey yapabilir miyim? Bu ulti attığında işe yarıyor mu acaba bu item? Gerçekten emin olamadım ya. Zed'i de aldık. Bir sonraki seviyede en azından 3 tane de assassin'iniz olacak. Silahsız bırakıyor mu bu adam? Silahsız bırakıyor mu acaba bu adam? Neyse, başka item bakarız ya. Güzel, burayı alacağız, bunu da alacağız. Harika. Zed'i aldım çünkü 3. Assassin aslında Akali çok iyi olabilir ama Akali'ye kalır mıyız? O biraz düşünmemiz gereken bir şey. Yani Akali gelince de en kötü Zed'i satarız, Akali'yi alırız. Güzel. Bunu da böyle 2 yapabildik. Biraz ekonomi falan yapabiliriz belki. Item'lar çok dandik ya. Çünkü kılıç gelse, ata kızı gelse, şu gelse, bu gelse, hadi dersin ki tamam. Emin olamadığım şey, silahsız bırakma. Ulti attığımızda silahsız bırakabiliyorsak tamam, ama düz atakla mı silahsız bırakabiliyoruz? Bunu da arkadaşlar biliyorsanız yoruma yazar mısınız? Hani silahsız bırakma ulti ile de oluyorsa kasayım o zaman. Neden kasmayayım ki? Kimi çekecek? Neyse ki bizim adamı çekti. Manasını kesiyor olması sadece kötü. Oradan canman bir şeyler yapabilirdi. Hadi şunu kesin, hadi şunu kesin, hadi şunu kesin, hadi 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 hadi. Abi sen koskocaman ultini gittin, ölecek adama attın. Alacağım herhalde ben burayı. İki tane iki seviye adamım var benim. Vur artık birine. 14 saniye var. Ben kesin ölmem zaten de. Adam gerçek hasar vuruyor bu adam. Şimdi biraz ekonomi falan yapabiliriz. Ölmeyi falan biraz şeyi bırakıp göze alıp 4, 6, 8, 9, 10. Buradan ölmem ben zaten. Şurada tanklasın biraz. Biz bunları rahatça keserken. Gerçek hasar olayı gerçekten çok çok önemli. Özellikle item falan veriyorsanız. Mesela Kassadin'i çok fazla küçümsemeyin arkadaşlar. Bu, eğer hız item'ı verirseniz Best vurduğunda kırdığı manayı 4 saniye boyunca tutabiliyor. Yani inanılmaz fazla. Özellikle büyücülerle falan savaşırken tam bir büyücü canavarı oluyor. Büyücülere karşı çok çok fazla etkili oluyor. 149 vuruyor mesela. 135 vuruyor bu adam. Aynı anda neredeyse kestik diyecektim ama kesemedik. Ama olsun, bir tane item en azından, bir tane birdir. Allah'tan en azından bir tane.
Bu ne oluyormuş? O da güzel olmuyor da. Bu adama benim yapabileceğim bir şey var mı? Çok da yok gibi ya. Ne yapsam ben gerçekten versem mi? Bir deneyeyim bakalım ya. Acaba benim için de deneyim olmuş olur. Şunu vereceğim. Şu ikisini yapınca da iyon kılıcı oluyor. O da güzel olmuyor. 12 altın versek. 12 altın. Zed'i de aldım ben oyuna şu anda. Hatta hazır parayı yemişken tamamen yiyelim dedim ama yani 4 altını resmen çöpe attım şu anda. Katarina'nın ben carry olmasını istiyorum. O yüzden ona itemları vereceğim. Bunu bir 3 seviye falan yaparsak. En azından şu anda level'ı atlattık. Yüksek seviye adamların gelmesi Katarina'yı yükseltmemizin şeyi seçeneği olacak. Şansı olacak. Patlat ultiyi. Çok güzel. Çok güzel. Daha Katarina'mız ulti atmadı. Kata'ya ulti atacak pozisyonlar bulmamız lazım bizim. Ne alsak, ne alsak, ne alsak buradan. 7 altın, 9 altın böyle oldu. Buradan gidebileceğimiz bir şeyler var mı? Şöyle bakıyorum. Büyücü falan gider miyiz? Gitmeyiz. Dövüşçü belki Cho'Gath falan gelirse çok güzel olabilir. O gelirse en azından belki Kassadin'i falan da atabiliriz dışarı. Aynen Kassadin'i atmak en mantıklısı olur o durumda. Canımız da artar. Şövalyene çok fazla sanki gerek yok gibi. Belki Kyle falan gelirse olur ama büyücülük için çok fazla gerçekten gerek yok. Çünkü büyücümüz bu adam. Hani diğerleri hani efsane büyücüler gelirse tamam ama onun dışında çok şey yok. Çok fazla hasar yedim ama. Aldık herhalde burayı ya. Hadi bir dön. Vur gerçek hasarını. Yalan et. İyi onu da yalan ettik. Yok sanıyorum bu işe yaramıyormuş. Onu görmüş olduk. Vur kanka. Güzel. Arka arkaya 6. galibiyet oldu. Akali geldi. Zed'den vazgeçme zamanı. 18. 6 tane şeye gitmeyeceğim. Ben bunu uzun zaman önce karar verdim. 6 tane asla yapmayacağım dedim. Özellikle Assassin'lerde falan. Çünkü böyle bir tane geliyor. Aa, arkasında bir tane daha. Hadi bunun peşine falan gideyim diyorsunuz. Olmuyor. Ölüyorsunuz. O yüzden bir diğer kerimiz de bu. Buna bunu vermek istemediğimden dolayı bunu sana vereceğim ben. Arkaya markaya gidiyorsun. Orada belki bir şeylerden hasar yersin. Takıl sen. Bizim eleman öldü. Tamam onu oradan aldık. Bunu da buradan aldık. Ay onu alamam herhalde. Yok hiç alma şansım yok. Burada serimiz sonlanacak. Aynen seri sonlandı burada. Item konusunda gerçekten şanssız olduğumu düşünüyorum. Hani ne yapabilirdik? Belki tanklara falan bir şeyler verebilirdik. Sadece benim deneyim olsun diye bu bizim kıza şey verdik, item verdik. O biraz olmadı. Buradan isteyeceğim bir şeyler var mı? Şu gözyaşlarını alıp millette biriktirebilirim. Bana kalırsa benim amacım gözyaşı şu anda. Gözyaşı. Ya da kılıç da olabilir. Kılıç var mı? Kılıç. Hiçbir şey kalmadı ki adam gibi. Bir kişiyi belki spatula bıraksaydım bari. Spatula alıp birini büyücü falan yapardık belki. Atıyorum Katarina'yı falan büyücü yapardım da hani hızlı hızlı seviye atlasın diye. Sonra da yerine bir tane daha büyücü alırdık. Güya ikinciyim ama herkes benden önce aldı. Sana bunu versem mi? Item konusunda hiç memnun değilim. Biraz para biriktirelim ya. Daha canım çok. Seriye de bağlasak hatta o kadar üzülmem. Şu an ben hepsini satsam ne yapar? 21, 25, 28 yapar. Hala şey yapamıyorum. Bir seviye üstte. Oy.
İşte benim yapmak istediğim aslında bu, hani carry'lerimi böyle yükseltmek, güçlendirmek. Şu adama bir şekilde kesmek lazım. Aynen, tamam, güzel. Vurun bir kere daha. Hadi kata, hadi kata, hadi kata, hadi kata. Dön artık. Dön kata. Hadi Beyblade kata. Ne yapıyorum kata? Adam doğduğu anda öldürdük nasıl olduysa. Güzel. 20, 24, 26, 29 hala dediğim gibi. İstediğimiz biri var mı buradan? Yok gibi. Kurtlardan falan birkaç tane item düşerse iyi olur. Akali'nin de gerçekten item şeyi kötü yani. Akali'ye ne kasabilirim ki ben? Akali'ye kasabileceğim en iyi şey yani belki bir tane kılıç gelirse, ama kılıcı da onda heba etmek istemiyorum. Yani bu item'ı vermem biraz hata oldu açıkçası. Ön saflardan birine verseydik. Veigar'da 3 tane item var ama Veigar'ı direkt yalan edebilirsem... Ulan adamı tam keseceğim. Yardır, 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 yardır. Bir de can çekiyor adam ulti attıkça. O da zaten manasını kırdı. Burada bir dönsem çok güzel şeyler olurdu. O da mümkün olmadı. Veigar 1,5 milyar vurdu. 32 oldu burası. Şu 50'ye bir ulaşalım da. Bu Evelyn geldiği kadar başka bir tane adam gelseydi. 46'ın burası. Bir ihtimal acaba kompozisyon mu değiştirsen falan diye düşünüyorum hani. Şu itemları tekrar düzgün insan gibi birine verebilmek için. Şu ikisinden vazgeçsem. Başka şeylere gitsem yani, olmayacak şey değil. Çünkü bu ikisi sadece birbirini komboluyor. İyi, güzel. Bir aydın. Bir tane daha versen. Şu ikisi ne yapıyor? Kefaret yapıyor. Susturdu. O kadar iyi değil sende. Kindred var şu anda. Güzel bir adam diyebileceğimiz kişi. Emin değilim. Erkenci kompozisyondan koptuk, o yüzden biraz tabii ki sıkıntılı bir durumdayız. Güzel, güzel adama gitti. Bizim Akali nerede? Akali'yi göremiyorum. Akali burada. Patlat Akali. Dönebilecek misin? İyi, güzel döndün de. Onu da alabilseniz en azından, ama alamazsınız. Şunu satalım, 53 altın. En azından çok fazla hasar yemedik, ama bu adam yani düşük şeylerden adamlar. Bunları bir şekilde bu 50 altınla falan yakalamamız lazım. Kompozisyon konusunda gerçekten şu an çok kararsızım. Böyle yüksek seviyelerden bir adam gelse direkt girebiliriz, ama bu Kindred değil yani. Başka bir adam. Mesela Kata yerine başka biri olabilir. Kata'yı satıp direkt ben Draven alabilirim mesela, Draven gelirse. Ama gelmiyor. Seviye atlayalım da gelecek adamların şansı artsın istiyorum. O yüzden böyle riskli hamleler yapıyorum. Zaten yeniliyoruz. Hem yenilme bonusunu alıyoruz böyle fazladan fazladan. Alabileceğiz yani belki de. Hem de aşağılara doğru düşüp buradan belki istediğimiz bir şeyler alabiliriz. Hani böyle biraz kumar oynuyoruz şu anda. Çünkü takım şu an aşama 2,5 civarı bir şey. Yani sadece sayı biraz fazla. 2,5-3 civarı. 3 diyelim hatta, yani 3'te ulaşılabilecek bir takım. Hani 2 seviye anlamında, yoksa Akali'den falan bahsetmiyorum. Tamam, adam vah yani. Tamam, güzel. Bir de ona ulti. Bir tane daha ulti at ölmeden. Ölmeden bir ulti daha ataydın, iyiydi. Bizim Akali'nin döndüğünü hatırlamıyorum mesela ben. Burada çok fazla hasar yedik ama. Adam kaç kişi? 9 kişi mi yapmış? Ne yapmış? Şurayı full dizmiş. 7 ya da 8 olabilir. Ben de şimdi öyle olacağım ama hala adam gibi bir şeyim yok. Bir Cho'Gath falan da gelseydi en azından. Yine Kindred geldi ya.
Şimdi ikinci büyücü bu. Değiştireyim falan diye düşündüm. Ondan sonra da bu gelince şimdi hala karar veremedim. İkinci bunu koydum ama. Üçüncü büyücü. Buradan da çıkarabileceğim bir adam var mı diye bakıyorum. Bir tek Akali var şu anda aslında çıkarabileceğim. Akali'nin de hasarı fena değil diye tahmin ettiğimden dolayı onu da çok çıkarasım yok. Vurla ona bir tane. Tamam, çok güzel. Adam öldü. Hasarda da bakıyorum Akali o kadar fazla değil. Ben bu itemleri başka birine verebilirim şu anda. Akali'den vazgeçip bir başka büyücü daha olaraktan. İblisim yok. Shyvana'ya gider miyim? Shyvana'ya gitmem. Büyücülerden Karthus var aslında. Karthus'a gidilebilir. Karthus çıkar mı buradan? Karthus çıksa da bana kalır mı? Burada bir tane güzel item var. O bana kalmaz. Sondan 6. mıyım? Neyim yani? Başka istediğim bir adam Cho'Gath var. Cho'Gath alabiliriz. Kalırsa tabii. Kyle var. Cho'Gath var. Aynı şekilde Spatula'ya gidebilirim belki. Spatula deneyeceğim ya. Spatula deneyeceğim dediğim gibi. Akali'yi satarsak ki satacağım gibi. Yani çok süper bir karar olmayacak belki ama Akali şu an carry olarak Akali'yi düşünmüyorum. Itemları biraz saçma sapan oldu çünkü. Şunu aldık. Bu ikinci şey oldu. Bunu sana vereceğim. Belki sonradan senden de vazgeçeriz. Çünkü bu iblis oldu. İblisi sana versek çok süper olmaz. Bir tane daha geldi buradan. İblis ve şey. Üç büyücü yaptık en azından ama iki büyücümüz dandik. Üçüncüsü de bayağı şey. Antin kuntin bir adam. O yüzden biraz garip bir kompozisyon var şu anda etrafta. Sana gitmeyeceğim ya ben. Sırf hani bu adam biraz bufflansın diye seni denemek istemiyorum. Alır mıyız bir ihtimal? Milletin akalisine bak. Bir ulti, bir ulti, bir ulti, bir ulti. Ulan bir ulti atsan herkes ölecek. Yazık. 43 canım var. Bir tanesinin 94 canı var. Kim bu? 17 canı var. Şu adamın da canı bayağı düşmüş. İyilerden biri denk gelirse bayağı yalan olacağız. Sen 3 olmazsın artık. Traven geldi. Cho'Gath geldi. Ama böyle yapınca 3 büyücü bozuluyor. Üçü bozuldu. Düşünmek lazım şunu. Şöyle bir dursun da ondan sonra bir düşünelim ya şurayı. Şu an durum bayağı sıkıntı. Assassin'lerimiz de gitti. Akali gidince yani Assassin bonusu da gitti. Bizim adamın dönmesi lazım artık. Yani elinden geldiği kadar vurdu. Çok fazla hasar yemedik. Tamam, bunu böyle yaptık. Büyücülerden vazgeçmeyeceğimiz kesinleşti. İki büyücü. Assassin. Gereksiz eleman kim var burada? Gereksiz eleman var mı? Yok değil mi? Şu gerçek hasar vuran adamlardan vazgeçebiliriz. O zaman da Assassin'den vazgeçmiş oluruz. Ama yerine başka adamlar alabiliriz. Seni atsam ben öbürünü alsam. Karthus geldi. Karthus'un gelmesi şu an işleri değiştirebilir. Büyücü açığını, bir büyücü açığını buradan kapatabiliriz. Gerçek hasar için aslında bu yararlıydı. Durun bakalım. Güzel itemlar değil ya bunlar. Çok isteyeceğim itemlar değil. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. Şu an çok kararsızım çünkü ben.
Şimdi bundan tamamen vazgeçeceğiz gibi sanki. Çünkü ben senden de vazgeçeceğim. Senden bundan vazgeçince bundan da vazgeçmiş oluyoruz. 3'e çıkartabiliriz bunu. Ama gerek var mı? Yok. Bir iki tane daha şey yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Ne oldu şu an durum? Hiçbir fikrim yok. Assassinler gitti. İçlik gitti. İçlikleri satsak. İblis oldu 2 tane. 3 tane bundan oldu. Şimdi bir Draven'a ihtiyacımız var aslında. Böyle garip bir şeyler oldu. Şu adama bir bunları verelim. Aynen şu an çok garip şeyler oldu vallahi. Ha, bu adam çok vurdu bizi, öleceğiz şu anda. Artık kararı verip bir şeyler yapmak lazım. Buradan kurtarmak lazım bu oyunu. Bir seviye atlasak, bir tane daha adam koysak, hangisini koyarız? Bir tane assassin koymamız lazım. Burada çok fazla iki seviye adamımız var. 36 altın, 34 altın lazım benim seviye atlamam için. 60'a yakın altınım var şu anda. Bir de Enivia geldi üzerine. Önce bir seviye atlayalım. Ben bir tane daha adamın varlığını istiyorum yani burada. Şunu mu koysak? Şunu koyalım. Bu da seni koyalım. Şunu buradan arttırdık. Traven geldi. O zaman şunu attık, böyle yaptık burayı. Şunu da buradan böyle yaptık. Bunu da buradan böyle yaptık. Buralar biraz tuhaf muaf oldu ama 4 tane adam en azından bir şeyleri çabalıyoruz şu anda. Haydi haydi, hadi hayırlısı dedim. Draven GG gibi sanki ama. Abi biraz önce bizi kesen adam değil mi? Öldün mü lan? Bu adam çok vuruyor ya. Bu kadar vurma. Tamam, bütün olayım şu an benim burada elimde olan adamları yükseltmek. Bulabilirsem belki bir tanesini şeyle değiştirmeye çalışırım. Bir assassinle falan değiştirmeye çalışırım. Aslında assassin Karthus'tan bir tane daha bulduk. Bir tane bundan bulduk. Zed mi alsak? Şimdi kimi dışarı atabilirim ben buradan? Assassin'imiz bu. Bu büyücü yapıyor. Dışarı atabileceğim hiç kimse yok gibi görünüyor şu anda benim. Swain geldi. Draven geldi. Bir Draven daha geldi. En azından bunu buradan biraz arttırdık da seviyesini meviyesini bir şeyler yaptık. Haydi bakalım. Yenebileceğiz mi, yenemeyeceğiz mi? Bir tane adamın 94 canı var ya. Hadi kanka, hadi kanka, hadi kanka. Karthus'tan güzel hasar. Çabalıyoruz şu anda. Tamam, bu adamı eledik. 5800 hasar verdi. Draven'ı böyle kenara koymamak lazım demek ki. Şu anda bana ne lazım? Item lazım. Item var mı? Item yok. En sonuncu benim. Abi böyle şeyler yapmayın işte. Bana atak hızı lazım. Draven'ı bufflamak lazım. Çok fazla, çok fazla. Bir tanesinde çeken adam var. Diğerinde de mi var? İkisinde de çeken var ve ikisi de çekiyor. Kimi çekse? Biz oraya falan şeyi mi atsak acaba ya? Şu iki adamdan bir tanesi gelse ne kadar harika olur. Sen bir git. Seni istemiyoruz. Aynen, biz şu ikisini verelim buna. Takılsın bu ya böyle. Kha'Zix'i çeksin. Refresh. Yasuo geldi. Yasuo istemiyorum ama. Sen de geldin de. Seni de istemiyorum. Sen artık... Olman kardeş. Ne kadar çok geliyorsun. Allah, Katarina'ya bakar mısınız? Katarina'yı sattım. Katarina yardırdı her yer. Tamam, belki çekerse Karthus falan çeker. Tabii benim Draven'ın şu anda yaşaması lazım. Hadi Draven, hadi Draven, hadi Draven, hadi Draven, hadi Draven. Of 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 of, Draven yok ediyor. Da bu elimizde patladı şu anda. Ya bir bundan ya bir bundan ya. Hadi hadi hadi, bu kadar zor olamaz arkadaşlar. Ya bir ondan ya bir ondan. Draven'a da gitmeyeceğim artık. Gelse kapatacağım sayfayı. Bir dahakini bekleyeceğim. Şu an hangisi gelse derseniz, hani dediğim gibi hangisinden hangisi gelirse. Öbür adam 94 can. Vay anasını.
Biraz önce bizi kesen miydi? İki tane şey vardı onda, Rengar vardı sanki. Emin değilim. Bu turn de böyle geçti. Bu turn de yaşarsak belki biraz daha çabalarız. Bunun 21 canı varmış. Muhtemelen şey gidecek ama çok da önemli değil ya adam. Bir ölmeden bir ulti atarsa ben sevinirim. Atabilecek mi ondan emin değilim. E güzel, orada tam ulti yiyecekti. En azından bizim adamı yakına çekti. Aldık bunu değil mi? Aynen, güzel. Bizim ilk 3 zaten seçkinlerden oluşuyor. Bu item da güzel. Bunu da Draven'a verebiliriz. Akali'yi attık. Neler neler geldi. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Başkalarında ne var? Ben bu item'a sevindim açıkçası. Fena item değil. Beni antileyebilir. Bunun item'ı dandikmiş biraz. Sevindim en azından. Bu birinciye de keşke daha dandik bir item gelseydi ama. Kaç kişi bu? 2, 5, 7, 8 kişi. Arada da pek yok. Benim biraz spatula biraz şey oldu ya. Spatula'yı şu an birine versem de bir etkisi olmadığı için bekletiyorum hala. Belki bir yuvarlak daha. Hep kazanırsam ben bu adam karşısında. Belki bir şeyler yaparız. Tamam. Güzel. Şu an Draven iki kere vuracak en azından. Hangisi gelse diğerini satacağım öbürünü ikilemek için. Kumar oynadım yani. Hani burada belki de beklesek Katarina'yı falan çabalasak ben öyle bir şansım olacağını düşünmedim. 8 canım var sonuçta. İkileyen bir şeyler oldu mu en son? Bir adam birini üçlemiş. Bakalım bana hayalet mi gelecek, gerçeğe mi gelecek? Şu an heyecan dorukta. Birinci gelirse korkuyorum. Birinciyi daha önce yenemedik. Belki de yenememişizdir. Haydi bakalım. Bakalım şu an Draven kopmaya başladı. Oy, yendik adamı harbiden. 6000 vurmuş. 6000 vurmuş. 6600, helal sana. Taşımış resmen adam. Öbüründe bir canı var. Hayaletini ölmüş herhalde. Tamam, bunu bir yükselttik. Bu güzel oldu. Biraz önce Karthus kaç vurmuş? Karthus 0 vurmuş. Karthus ölmüş direkt. Karthus GG direkt. Karthus'u biraz daha ortaya almak istiyorum. Belki yaşar burada bir ihtimal. Çok gergin bir oyun. Buradan alır mıyız? Döner mi buradan acaba oyun? Adam 94 candı, hiç yenilmemişti. Benim çekerse burada şey çekecek. Kim geliyor karşımıza? Yine mi o birinci geldi? Hayaletim geldi. Yine gerçeğe gelmiş. Hadi bakalım. Bütün gözler yine bizim cengaverde. Oy 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 oy, Karthus'tan efsane ulti, Karthus'tan efsane ulti. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Karthus'un vurduğu hasar vuah yani. Bir tane Anivia'mız var. Anivia'yı zaten her türlü ben almayacağım. Başkaları gelirse bari tutayım ya. Kyle geldi. Draven geldi. Bir turn daha. Bu turda yaşarsak bir şansına mansına bir şekilde ondan sonrakinde en azından adam çekme şansımız var. Belki bu Swain'i eğer ikileyebilirsem canı çok artacak. 850 can çok riskli can. Kazanırsam bir tane Draven alacağım. Bakalım. Hadi kankiler. Bakalım. Haydi haydi haydi. Bizim Draven başlayacak. Draven havalara uçtu. Dön orada. Yine Karthus deli gibi taşıdı orada. Karthus'un hasarı çok iyi. Karthus ölmediği müddetçe bayağı hasar çıkartıyor ya. Onu buraya değiştirmemiz çok iyi oldu. Hayal etmiş bu adam. O da onu yenmiş. Şu an biz ilk ikiye kaldık. Bana ne lazım? Swain lazım ve ben Swain'i görüyorum şu anda. Swain bana kalır mı? Swain biraz uzak noktaya gitti. Adam koşmadı Swain'e. Çok mutluyum şu anda ya. Ben Swain'imi aldım. Şu an benim oyunda yapabileceğim her şeyi yaptım. Bundan sonra 3 seviyeye doğru birilerini itmek lazım. Veya seviye atlayıp bir tane daha şey koymak lazım. Assassin falan koymak. Ama hangisine gitsem daha iyi olur. Şu anda sanıyorum buna gitmenin pek anlamı yok. Karthus. 3'e gider miyiz Karthus? Gitmeyiz Karthus.
5 altında kalsın ya. Alalım bir kartuş da kenarda dursun. Ne yapıyor bu? Şövalye yapıyor. Şövalyemiz 1 değil mi bizim? O zaman 2 olsun. Niye olmasın ki? Şu an herkes en azından 15'te olsa hasar düşürüyor. Bence gayet yapılası. Bu adamın da yaşaması lazım. 15-15'tir. Güçlendirebildiği bir şey olmuş mu? Olamamış. Şuna bak, Swain'e bak. Swain 3 kişiyi yardırıyor şu anda. Efsane efsane. Swain'in hasarına bakar mısınız ya? 8.484. Bu adamın artık öyle şanslı olması lazım ki öyle yerlerden öyle şeyler çekmesi lazım. Ben bu turn para harcamayacağım. 9 altınım var. 7 oyundur kazanıyorum. Bu altını belki bir ihtimal işte 20'ye 30'a falan çıkartıp bir level atlayabiliriz diye düşünüyorum ama emin de olamadım. Senden ilerleyemeyiz zaten. Şunu şöyle yapacağım. Bir sonraki assassin'imiz 3 assassin yapmak için. Aslında biz bu adamı niye tutuyoruz ki? Şu adamın bunun bana verdiği bir yararı yok. Yararı yok ki. Değil mi? Aynen, ben onu Draven'la falan değiştirebilirim. Çok güzel, yine alacağız gibi. Yine doğdu, dirildi. GG. Aynen. Şu an ben çok pis karar verdim yani. Bu adamdan aldığım benim hiçbir fayda yok. Bu item da güzel değil. Başka yükseltebileceğim bir şeyler varsa bunu satıp onu alayım. Mesela başka bir assassin. Yok, bunu satarsak assassin yapamayız. Buradan bir hayalet. Hayalet çok iyi olabilir mesela. Burayı zaten yeneceğiz. Sana da gerek yok. Buradan herhangi bir şeye de gerek yok. Bu kılıç ustası değil mi? Blade Master, aynen. Bir tane Blade Master koyabiliriz. Bu item'ı da başka birine verdiğimiz anda çok çok fazla fırsat sağlayabiliriz. Şu an bir Yasuo bulsak aynen bayağı yalan ederiz ya. Hadi 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 hadi. Buraya mı öleceğim ben şu anda? Abi şaka maka, bu adamı ölecektim ha. Nasıl korktum. O da mı öldü? O da öldü herhalde. Şimdi ben kimi alacağım, kimi alacağım? 30 Miss Fortune mu alsak? Bu adama Miss Fortune mı derseniz bir tutalım bakalım şimdi bunu. 2 oldu Miss Fortune. Swain oldu. Swain'den bir tane daha olabilir. Kyle geldi. Kyle daha iyi hatta. Bir şey alamadık ama. Şu an Kyle'ın bir kişiyi ölümsüz yapması çok 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 işime gelir benim. Çekti oradan Kyle. Ah be. Ölmeden bir ulti atabileydi. Öldük mü bu sefer? Bu sefer öldük arkadaşlar. Sonlarda bir şeyler denedik ama helal olsun. Ne diyelim. Adamın 94 canı vardı. Çabaladık. Sonlarda bakamadım ben bir şeyler şey yaptı mı diye. Orada Kyle'ı aldık. Yani belki bir kişiye ulti atabilseydi orada Swain'in çok çabuk öldüğünü gördük. O biraz şanssızlık oldu. Bu oyun, ben çok eğlendiğim bir oyun oldu açıkçası. Sanıyorum altın 2'ye çıkmışızdır. Şöyle bir bakalım. Bir şey diyor burada ama. Altın 2 oldu mu herhalde ya? Göster kanki. Ha, altın 2, 26 puana yükselmişim. Böyle bir oyunda arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.